Bakın sıkışan nur talebeleri en sonunda ne yapıyorlar? Bediüzzaman'ı kökten reddediyorlar. Adam çok da üstüne gidersen itiyor adam, yani Bediüzzaman bir alim olabilir, din alimi de diyor. Bizim yeni alimlerimiz var diyor. Kim var mesela diyorsun? Şaşar Beşer, Faruk Beşer diyor. Değil mi? Bak adamın suratındaki azamete bak diyor yani. Değil mi? Buz gibi bir surat var diyor adamda. Gayet ciddi. Değil mi? Yani sıfırın altında 90 derece adamın suratı böyle. Bediüzzaman ne alakası var diyor. Bak böyle alim varken biz diyor, biz bunu uyarız diyor. Bediüzzaman'ı anma toplantısı, aman diyor, aman kardeşim sakın yapmayalım, adını dahi anmayalım diyor. Karizmamıza, itibarımıza zarar gelir diyor. Yani kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Şimdi Bediüzzaman üstü başı diyor, cübbesi var diyor, değil mi, üstünde başında. Hapse girmiş çıkmış insan diyor, 30 yıl hapse yatmış diyor. Şimdi ondan bağlantından bahsedersek bizi küçük düşürürsün sen diyor. Yani bizim tesisler ne olacak, holdingler ne olacak diyor. Sakın ondan bahsetmeyelim arkadaşım diyor. Çünkü Bediüzzaman değil, Said Nursi adam işte artık Google mu, Google mu nedir, oraya giriyor, bakıyor değil mi? E bakacak, 30 sene hapis yatmış. Ya diyecek, senin mürşidin, hocan 30 sene hapis yatmış. Adam kıpkırmızı oluyor, hayal ediyor, utanıyor. Ya çok ağrına gidiyor. Çünkü bacak bacak üstüne atmış böyle. Değil mi? Tabii. Özel bir uslupla, efendim kendince entel dantel uslupla onlarla konuşuyor. İşte bireysel, imgesel bilmem ne falan peşmekan böyle. Kendince bilmişlikleri yapıyor. Orada karizması gidiyor adamcağızın. Göğe. Halbuki kendisine rezil rüsva ediyor, haberi yok. Ağrına gittiği için Bediüzzaman'dan bahsetmek istemiyorlar. Kıyafetinden utanıyor Bediüzzaman'ın. Fakirliğinden var ya, her yer yamalı. Şimdi adam internete göre bakıyor. Bütün gömleğe yama. Bir tane hurda gibi şey görünüyor. Eski bir ıbrık. Ondan da abdest alıyor diyorlar. Bir de eski birkaç tane yemek kabı var. Ya diyorlar, sizin mürşidiniz bu mu? Aman 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 diyor adam. Hiç bahsetmeyelim ya diyor. Bu çok utanç vericidir onlar için. Rezil rüsvay olacaklar bunlar. Allah'tan korksunlar. Onun yamalı gömlekleri bizim için nurdur. Bir ışıktır ve bizim onurumuz o. Tabii. Şerefimiz. Biz iftihar ediyoruz. İnşallah. Bunu gördükleri halde bir kısım kardeşlerimiz denge siyaseti adına birbirine bir şey demiyorlar. Ve utanmadan bu örtbas ediliyor böyle bir konu. Bediüzzaman'dan adam utanıyor. Ben de sizden utanıyorum. Ve sonunda Allah bunları bambaşka bir şekilde sokmaya başladı böyle. Kimlikleri, kişilikleri, yapıları değişmeye başladı. Bir garip varlığa dönüşmeye başladılar. Ve Allah belalarını veriyor bu sefer. İnşallah. Onun için bu oyuna çok çok dikkatli olmak lazım. Bu taktiğe, bu yönteme karşı çok dikkatli olması lazım. Özellikle yani Samanyolu TV'den istirham ediyorum. Değil mi? Tabii. O adamı çıkarıp Bediüzzaman'a böyle meydan okutturmak çok acayip bir şey. Kardeşim, Samanyolu TV, Mehtap TV bir kere, iki kere, üç beş kere bile ya da iki kere bile çıkartmış olsa bu de demektir biz Bediüzzaman'ı artık sildik anlamına gelir. Bu anlama gelir. Tabii. Ya böyle bir adamı çıkartıp konuşturtmak ne demektir? Bediüzzaman'a meydan okuyor adam. Bediüzzaman'ı kabul etmiyor. Risale-i Nur'u kabul etmiyor adam. Biz artık değiştik. Zihniyetimiz değişti, kafamız değişti. Artık Bediüzzaman'dan uzağız anlamına gelir. Allah betinizi, bereketinizi alır. Elinizden bereket gider. Yapmayın. Değil mi? Bu çok anormal bir hareket. Ya buna karşı bir uslup belirlenmesi lazım. Mesela bunu telafi edecek bir konuşma olsun. Bediüzzaman'la ilgili programlar yapılsın. Samanyolu TV'de, Mehtap TV'de. Onu öven konuşmalar yapılsın. Değil mi? Onun yamalı gömleklerini bize göstertin. Biz elimizi yüzümüze sürelim onu. Bir kardeşimizi gönderdim. Bir annemizde o emanetler. Yakından video filmi aldırdım hepsini. İnşallah. Onu yayınlayacağım. İnşallah. Onun filmi hazır değil mi? Daha gelmedi o. Ha, evet, onu hazırlıyorlardı. Evet. Gelmedi. Çok şahane. Ya hep bütün üstü başı yama. Benim canım, yani Allah için
30 yıl çile çekti ve çok muhteşem bir ortam meydana getirdi. Onun mirası üstüne adam holding kurup, keyif yapıp Entel havalarında ceddini, soyunu anlamayan, inkar eden bir usluba gidiyor. Yani ve buna da ses çıkarılmıyor. Ben ses çıkarttım mıydı da ciyak ciyak sesler geliyor oradan buradan. İsterse düdük gibi ötün. Yani ben bunu yapacağım, anlatacağım. İnşallah. Yani. İnşallah. Fethullah hocamı da aldılar oraya, Amerika'ya götürdüler, oraya esir ettiler. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Allah alem orada vefatına kadar orada tutacaklar. Vefat edince de cenazesini de orada tutarlar Allah alem. Allah vermesin, Allah ömrünü uzun etsin. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Alın getirin hocamızı. Çok büyük olay çıkar. Ulan ne olay çıksın ya? Ne olay çıkacak yani? Çıksa kaç yazar ayrıca yani? Mazlum kendi anne bir Müslüman kardeşimiz, bir mürşit, bir hoca efendi gelince olay çıkaranların yüzüne tükürürüz biz. Bu kadar basit. Ne olay çıkaracak? Evet. Olay çıkarsa ona göre biz kanuna, hukukla karşısına çıkarız. İnşallah. Ona göre tepesine gereken uygulama yapılır. Kanun hukuk ölçüleri içerisinde. Tabii. Bilmiyoruz orada ne olduğunu hocamıza. Ya ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Ya dünya iyisidir Fethullah Hoca. Maşallah. Maşallah. Ya burada garip bir şeyler oluyor. Garip bir ortam var. Yani ne olduğunu da anlamıyorum. Soracak adam da yok. Yani ne olup bitiyor diye bir soracağım, öğreneceğim, onu da öğrenemiyorum. Bu Bediüzzaman'ın susturulması, Bediüzzaman'dan bahsedilmemesi beni tedirgin etti. Rahatsız oldum ben bundan. Önce Mehdiyet'i okutturmamaya başladılar Bediüzzaman'dan. İsa Aleyhisselam'ın inişini onu okuması yasaklandı. İttihat-ı İslam'ı söylemek yasaklandı. Türk İslam bildiğini söylemek yasaklandı. Sonunda da Bediüzzaman yasaklanıyor. Gibi görünüyor. Evet. Normalde Fethullah Hocam talebelerinin %99,99'u tertemizdir. İsterseniz gidin görün. Hepsi öyledir. Ama çok küçük bir ekip bir şeyler yapıyor. Bu durdurulsun. Biz bundan rahatsız. Tabii ben Fethullah Hoca cemaati için demiyorum. Birçok cemaatte de var, toplulukta da var. Yani dünyanın her tarafı için ben bunu söylüyorum. Yani bu örtbas etme, İttihat-ı İslam'dan bahsetmeme utanç verici. İttihat-ı İslam'dan bahsetmeyenler utanç duyacaklar ahir zamanda. Ve kıyamette de. İnşallah. İnşallah.